Herhangi bir savaşın kaderini belirleyen devasa makineler, gökyüzünü, denizleri ve karayı domine eden teknolojik harikalar, bugün size dünyanın en güçlü uçak gemileri, tankları, denizaltıları ve savaş uçaklarının en iyi beş modelini derledim. İyi seyirler. Bir devletin kendini küresel çapta güçlü ve prestijli gösterebilmesi için envanterinde uçak gemisi bulundurması şart, çünkü sadece kendi bölgesinde değil, Aynı zamanda deniz aşırı bölgelerde de kendini gösterebilmesi lazım. Uçak gemileri sadece bir güç göstergesi değil, aynı zamanda savaşların seyrini değiştirebilecek konumda. Aynı zamanda savunma kısmında saldıran ülkeler için caydırıcı bir unsur olarak yerini alıyor. Kabul edelim ki çoğu uçak gemisi ağzı açık bırakacak özelliklere sahip. İşte biz de şimdi en gelişmiş 5 uçak gemisinin özelliklerini ele alıyoruz. Eğer videoyu beğenirseniz lütfen bunu YouTube'a gösterin ve beğeni butonuna basın. İyi seyirler. Listenin 5. sırasında kendini her alanda geliştiren Çin geliyor. Liaoning uçak gemisi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk uçak gemisidir ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması tarafından işletilmektedir. Liaoning, CV16 olarak adlandırılan gemi, Kuznetsov sınıfı orijinal Sovyet tasarımıdır. 1985 yılında Sovyetler Birliği'nde inşa edilmiş, 1998 yılında Çin tarafından satın alınmış ve 2012 yılında hizmete girmiştir. Geminin önceki adı Sovyet döneminde Varyak idi. Leoning'in tam boyu 304,5 metre, genişliği 75 metre, uçuş güvertesi ve draftı 10,5 metredir. Tam yük deplasmanı yaklaşık 60-7500 tondur. Buhar türbinleriyle çalışan 8 kazanla tahrik edilen gemi 200 bin beygir gücüne sahiptir ve maksimum hızı 32 knot, menzili ise 3850 deniz milidir. Yaklaşık 40 uçak ve helikopter taşıma kapasitesine sahip olan Leoning, ana olarak Shenyang J-10, 5 uçak gemisi tabanlı savaş uçakları, Chang'e z 8 ve Harbin Z-9 helikopterleri taşır. Silahlanma açısından HQ-10 kısa menzilli hava savunma füzeleri ve Type 1130 CWS yakın savunma silah sistemi ile donatılmış olup anti-gemi füzesi bulunmamaktadır. Radar ve elektronik sistemleri arasında Tip 346 S-Band ISA radarı, Tip 380-23D hava arama radarı ve çeşitli elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri yer alır. Mürettebatı yaklaşık 1960 denizciden oluşan Liaoning, Çin'in deniz gücünü artırmak ve bölgesel deniz üstünlüğünü pekiştirmek amacıyla kullanılan önemli bir platformdur. Listenin dördüncü sırasında yine bizi Çin karşılıyor. Fujian uçak gemisi, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Type 003 sınıfı olarak bilinen yeni nesil uçak gemilerinden biridir. Adı Fujian, CV-18 olan bu gemi, 2018 yılında inşasına başlanmış, 2022 yılında denize indirilmiş ancak 2024 itibarıyla henüz hizmete girmemiştir. Geminin teknik özellikleri şu şekildedir. Tam boyu 316 metre, genişliği 76 metre, tam yük deplasmanı ise yaklaşık 80 bin ton olarak planlanmaktadır. Geminin draftı ve gücü gibi bazı teknik detaylar henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Fujian uçak gemisinin tahrik sistemi elektrikli tahrik sistemleri ile çalışacak olup maksimum hızı tahmini olarak 30 knot olarak belirtilmiştir. Menzil ve diğer teknik detaylar da henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Havacılık kapasitesi açısından Fujian yaklaşık 40 ila 50 uçak ve helikopteri barındırabilecek kapasiteye sahiptir. Ana uçak tipleri arasında Shenyang J-10, 5 uçak gemisi, tabanlı savaş uçağı ve Çin'in geliştirdiği 5. nesil savaş uçakları gibi potansiyel modeller bulunmaktadır. Silahlanma detayları, hava savunma sistemleri, anti gemi füzeleri, radar ve elektronik savaş sistemleri gibi teknik özellikler de henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak Fujian uçak gemisinin elektromanyetik uçak fırlatma sistemlerine EMALS sahip olacağı bilinmektedir. Bu sistem, uçakların daha hızlı ve verimli bir şekilde fırlatılmasını sağlayarak operasyonel kapasiteyi artırır. Fujian, Çin'in deniz gücünü artırmak ve küresel denizcilik hedeflerine ulaşmak amacıyla önemli bir adımdır. Teknolojik olarak ileri seviyede olan bu yeni nesil uçak gemisi, planın operasyonel yeteneklerini genişletmesine ve modernize etmesine katkı sağlayacaktır geldik listenin üçüncü sırasına. Burada ise zamanında donanması ile dünyada güneşi batmayan ülke olarak bilinen İngiltere karşılıyor. Kraliçe Elizabeth sınıfı, Birleşik Krallık Kraliyet donanması için inşa edilen modern ve büyük uçak gemileridir. HMS Queen Elizabeth R-08 ve HMS Prince of Wales R-09 olmak üzere iki gemiden oluşan bu sınıf, Birleşik Krallık'ın amiral gemisi olarak konumlandırılmıştır ve dünya çapında çeşitli görevleri desteklemek üzere tasarlanmıştır. Kraliçe Elizabeth sınıfının teknik özellikleri şu şekildedir. Tam boyu 280 metre, genişliği 70 metre, draftı 11 metre ve tam yük deplasmanı 65 bin ton olarak belirlenmiştir. Geminin tahrik sistemi Rolls-Royce MT-30 gaz türbinleri ile sağlanmakta olup, Toplamda 109 MW güç üretebilmektedir. Maksimum hızı 25 knot ve 10.000 deniz miline kadar menzili vardır. Havacılık kapasitesi bakımından Kraliçe Elizabeth sınıfı 40 uçak taşıyabilmektedir. Bunlar arasında Lockheed Martin F-35 savaş uçakları ile Merlin Mk2 ve Wildcat HM2 helikopterleri bulunmaktadır. Silahlanma olarak Aster 15 ve Aster 30 füzeleriyle, Phalanx CIWS yakın savunma silah sistemi gibi hava savunma sistemleri donatılmıştır. Radar ve elektronik sistemler ise S-1850 M uzun menzilli hava radarı ve Artisan 3D radarı ile uyarlanabilir, mimari radar karşı önlemler ve karşı tedbir elektronik savaş sistemleriyle desteklenmektedir. Geminin maksimum mürettebat kapasitesi 1600 kişidir. Kraliçe Elizabeth sınıfı, Birleşik Krallığın stratejik deniz operasyonlarına güçlü bir katkı sağlayacak modern bir deniz gücü projeksiyon platformudur. Listemizin ikinci sırasında teknoloji açısından dünyada lider sayılabilecek ABD yer alıyor. Nimit sınıfı uçak gemileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli deniz gücü projeksiyon platformlarından biridir. Bu sınıftaki gemiler, 1972 ile 2006 yılları arasında inşa edilmiş olup toplamda 10 adet üretilmiştir. En bilinenleri arasında USS Nimitz ve USS George Bush bulunmaktadır. Gemilerin teknik özellikleri şu şekildedir. Yaklaşık 332.8 metre uzunluğunda, 76.8 metre genişlikte, 12.5 metre draft ve 100.000 tonun üzerinde tam yük deplasmanı vardır. Nükleer reaktörlerle güçlendirilen gemiler, yaklaşık 260 bin beygir gücü ile 30 knot maksimum hıza ulaşabilirler ve sınırsız menzile sahiptirler. Havacılık kapasiteleri bakımından Nimitz sınıfı gemileri 60 ila 90 arası uçak ve helikopter taşıyabilirler. Ana uçak tipleri arasında F-A-18 Hornet ve Super Hornet savaş uçakları, AQ Hawkeye erken uyarı uçağı, S2 Greyhound kargo uçağı ve çeşitli helikopterler bulunmaktadır. Silahlanma açısından gemiler, RIM-7 Sea Sparrow füzeleri, RIM-116 Rolling Airframe Missile, RAM ve Phalanx CIWS yakın savunma silah sistemi gibi hava savunma sistemleriyle donatılmıştır. Radar ve elektronik sistemler ise AN-SPS-48, AN-SPS-49 ve N, SPS-67 gibi çeşitli radarlarla desteklenmekte, elektronik harp ve karşı tedbir sistemleri bulunmaktadır. Mürettebat sayısı yaklaşık 3.200-3.300 kişiden oluşmaktadır. Nimitz sınıfı uçak gemileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel deniz gücü operasyonlarında kritik bir rol oynarlar ve çok yönlü savaş gücü sunarlar. Lisenin bir numarasına geldik. Şu an bahsedeceğim uçak gemisi, dünyanın en pahalı, en büyük ve en gelişmiş uçak gemisi USS Gerald R. Ford. 100 bin ton ağırlığındaki bu gemi, şimdiye kadar üretilmiş en pahalı ve en büyük uçak gemisi. Neredeyse 14 milyar dolara mal olan bu gemi, 337 metre uzunluğa, 78 metre genişliğe ve 76 metre yüksekliğe sahip. 75'ten fazla hava aracını barındırma kapasitesine sahip olan Ford, İleri seviye teknolojisiyle bu araçların bakımının gemi üzerinde yapılmasını da mümkün kılıyor. Bu araçlar arasında savaş jetleri ve helikopterler bulunuyor. Bunlar haricinde Ford üzerinden insansız hava araçlarının fırlatılması ve indirilmesi de mümkün. İleri seviye teknolojiyle donatılmış olan gemide şimdiye kadarki en gelişmiş çift bantlı radar sistemi kullanılıyor. Bu radar sayesinde birden fazla roket izlenebiliyor takip edilebiliyor ve imha edilebiliyor. Yine bu radar sayesinde ESSM füzeleri düşman hava araçlarına veya gelen füzelere gönderilebiliyor. Ayrıca silahların ve uçakların taşınabilmesini sağlayan asansörler de gemide yer alıyor. Savunmaya değinmişken bahsedelim, Ford'un üzerinde iki adet MK-29 füze atar bulunuyor. Bunların içinde 8'er adet ESSM füzesi var. Bunun haricinde 2 adet RIM-116 RAM füze sistemi de mevcut. Tabi her şey füzelerle sınırlı değil. Zira dakikada 3000 ila 4500 mermi sıkma kapasitesine sahip Phalanx CIWS makineli silahından gemide 4 adet var. Bunun yanında M2 Güncü 50 makineli silahından da 4 adet bulunuyor. Gemi üzerindeki elektronik aletler için buhar gücüne değil, elektrik gücüne ihtiyaç duyulduğu için de geminin işleyişi daha tutarlı ilerliyor. İki adet A1B nükleer reaktörden güç alan gemi otonom şekilde çalışabiliyor. Bu sayede hiç yakıt almasa da 20-25 yıl kadar ayakta kalabiliyor. Bu enerjiyi silah alanında verimli kullanabilmek adına lazer ve farklı enerji silahları üzerine çalışmalar da yapılıyor. Ayrıca gözünüze yavaş görünmüş olabilecek bu gemi saatte 56 kilometrenin üstünde bir hıza çıkabiliyor. Bu da 100 bin ton ağırlığı hesaba kattığımızda oldukça hızlı olduğunu gösteriyor. Hız demişken uçakların maksimum yakıt ve yükle kalkabilmesini sağlayan katobar sisteminden bahsetmemek olmaz. Ford üzerindeki bu sistem uçakların ön tekerine bağlanarak hızlarını artırır, ve gemiden bir sapanla taş atıyormuş gibi fırlatılmalarını sağlar. Ford gibi gemilerde elektrikle çalışan bu sistem, buharlı sisteme nazaran daha pratik ve daha hızlı işliyor. Devletler karalarda olduğu kadar okyanuslarda ve denizlerde de güçlerini göstermek ister ve bunu genellikle uçak gemileri, kruvazörler, fırkateynler gibi birçok saldırı gemisiyle yapar. Ancak Okyanusların derinliklerinde işler böyle yürümez. Burada, sessizlik ve gizlilikten başka her şey sizi yok edebilir. İşte okyanusların derinliklerindeki dünyanın en büyük beş çelik canavarı, yani denizaltıları. İyi seyirler. Listemizin beşinci sırasında, bir zamanlar okyanusların hakimi İngiltere var, Vanguard sınıfı denizaltılar. Vanguard sınıfı denizaltılar, Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük denizaltılardır. Soğuk savaşın sona ermesine ve stratejik misyonunun düşürülmesine rağmen Vanguard silah sistemleri ve devriyelerine ilişkin ayrıntılar hala oldukça gizlidir. Sualtı deplasman değeri 15.900 tondur. Ayrıca 150 metre uzunluğa ve 135 kişilik mürettebata sahiptir. Denizaltılar, Vickers Shipbuilding and Engineering Limited tarafından inşa edilmiştir. Denizaltılarda Lockheed Martin tarafından üretilen 16 adet Trident 2D5 balistik füze bulunmaktadır. Füze başına 12 adet nükleer savaş başlığı taşıyabilmektedir. Günümüzde bu sayı azaltılmıştır. Vanguard denizaltıları, İngiltere'nin nükleer silahları kullanabildiği tek platformdur. Sistemde ayrıca 4 adet 533 mm torpido kovanı bulunmaktadır. Bu torpido kovanlarından 29 km menzilli Tigerfish ve 65 km menzilli Spearfish ağır torpidoları ateşlenebilmektedir. Tahrik sistemi olarak Rolls-Royce PWR2 nükleer reaktör ve 2 adet 20.5 MW buhar türbini bulunmaktadır. Ayrıca 50 mil uzaklıktaki gemileri tespit edebilen bir sonar sistemine sahiptir. Vanguard, nükleer enerjili balistik füze denizaltılarının toplam maliyeti 15 milyar pound civarındadır. Listemizin dördüncü sırasına geldiğimizde, bugün çok sık duyacağımız Rusların Delta 4 sınıfı denizaltısı bizleri karşılıyor. Delta 4 sınıfı denizaltılar, Rusya Federasyonu'nun stratejik nükleer güçlerinin önemli bir bileşenidir. Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen bu denizaltılar, Rusya'nın deniz tabanlı nükleer caydırıcılık kapasitesini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Delta 4 denizaltıları 1973 ila 1986 yılları arasında Rusya'daki Sevmaş Tersanesi tarafından inşa edilmiş olup toplamda 7 adet üretilmiştir. Her bir denizaltı yaklaşık 166 metre uzunluğunda ve 18.200 ton deplasmana sahiptir. Bu denizaltılar genellikle 135 ila 140 mürettebatı barındırır ve R-29 Remusineva veya R-29 Remu-2 Leyner kıtalar arası balistik füzeleri taşıyabilirler. Bu füzeler çok hedefli nükleer başlıklarla donatılmıştır. Delta Atre sınıfı denizaltılar, uzun menzilli nükleer saldırı yeteneği sağlayarak Rusya'nın stratejik nükleer caydırıcılık stratejisinde kritik bir rol oynamaktadır. Listemizin üçüncü sırasında ABD'nin Ohio sınıfı denizaltıları bulunuyor. Toplam 18 adet üretilen Ohio sınıfı balistik füze denizaltılarının ilki 1981 yılında, sonuncusu da 1997 yılında hizmete alınmıştır denizaltıların tamamı aktiftir. 24 adet üretilmesi planlansa da 6 adeti iptal edilmiştir. Su altı deplasman değeri 18.750 tondur. Ayrıca 170 metre uzunluğa ve 155 kişilik mürettebata sahiptir. General Dynamics Electric Boat tarafından üretilen sistemin maliyeti 2 milyar dolarla başlasa da günümüzde 3.4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ohio sınıfı denizaltılar, ABD Donanması'nda hizmet veren ve kıtalar arası balistik füze taşıyan tek denizaltılardır. Aynı zamanda ABD Donanması için geliştirilen en büyük denizaltıdır. Sahip olduğu 20 adet Trident 2D5 füzeleri 7800 kilometre menzile ulaşabilmektedir. Her bir füze 475 kiloton güce sahip 12 nükleer başlık taşıma kapasitesine sahiptir. Bu denizaltılarda ilk etapta 24 adet Trident 2 füzesi bulunabiliyordu. Fakat Rusya ile yapılan anlaşmalar sonrasında bu sayı 20'ye düşürülmüştür. Bu denizaltıda ayrıca 4 adet 533 mm torpido kovanı bulunmaktadır. İtki sistemi olarak 1 adet S8GPR nükleer reaktör ve 2 adet 26 MW buhar türbini bulunmaktadır. Balistik füze denizaltıları olan Ohio, Michigan, Florida ve Georgia daha sonra seyir füzesi denizaltılarına dönüştürülmüştür. Trident füze fırlatıcıları dikey fırlatma sistemlerini içerecek şekilde değiştirilmiştir. Her bir seyir füzesi denizaltısı 154 adet Tomahawk ve bir dizi Harpoon taşıma kapasitesine sahiptir. Hali hazırda ABD'de Columbia sınıfı olarak bilinen yeni bir balistik füze denizaltı sınıfı geliştirilmektedir. Bu yeni nesil, denizaltıların 2031 yılından itibaren Ohio sınıfının yerini alması bekleniyor. Geldik listemizin ikinci sırasına. Burada Rus yapımı Borey sınıfı denizaltılar karşımıza geliyor. Borey sınıfı denizaltılar 160 metre uzunluğa ve 130 kişilik mürettebata sahiptir. Ayrıca 9500 kilometre menzile sahip, 16 adet RSM 56 bulava kıtalar arası balistik füze taşımaktadır. Her bir füze için 6 adet nükleer savaş başlığı bulunmaktadır. Bulava füzeleri 2018 yılında art arda 3 başarılı fırlatmanın ardından operasyonel hale gelmiştir. Yani birkaç yıl boyunca Borei sınıfı denizaltılar aslında savaş kabiliyetine sahip değildi. Bununla birlikte denizaltıda 6 adet 533 mm torpido kovanı ve RPK-2 Vyuga anti denizaltı füzeleri bulunmaktadır. Borei sınıfı denizaltılar OK-650 OK nükleer reaktör ile tahrik edilmektedir. Gelişmiş gövde tasarımı ve AEU buhar türbini ile gürültüyü azaltma teknolojisine sahiptir. Borei sınıfı denizaltılar pompalı jet tahrik teknolojisini kullanan ilk Rus denizaltılarıdır. Su altında maksimum hızları 25 knot'tur. Borey sınıfı denizaltılar Rusya'nın nükleer caydırıcılık stratejisinde önemli bir rol oynamaktadır ve gelişmiş teknolojileri ile uzun yıllar boyunca Rus deniz kuvvetlerinin temel unsurlarından biri olmayı sürdürecektir. Ve artık dünyanın en büyük denizaltısını öğrenme zamanı geldi. Karşınızda Tayfun sınıfı denizaltılar. Bu nükleer devler 1960'lı ve 70'li yıllarda Sovyet Rusya tarafından devam eden soğuk savaşta ABD ve müttefikleriyle yüzleşmek için inşa edildi. Toplamda 3 futbol sahasından daha büyük olan bu alanlar, yüzme havuzları, saunalar ve golf sahaları gibi olağanüstü özelliklerle doluydu. Tayfun sınıfı denizaltılar, uzunlamasına 566 feet, enine 76 metre ölçülerindeydi ve 48 bin tonun üzerinde deplasmanla 38 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Bunlar, halk arasında SSN-20 Sturgeon olarak da bilinen 20 adet, devasa R-39 Rif kıtalar arası balistik füzeyle donatıldı. Bu güçlü silahlar 53 fit uzunluğunda ve 8 fit genişliğindeydi. Şimdiye kadar yapılmış en büyük denizaltılar olarak tanımlanan bu denizaltılar, aynı zamanda düşmanlarına sessiz ama güçlü bir saldırı başlatmak için RSM-52 füzeleri ve etkili bir manyeto hidrostatik tahrik sistemi ile de yüklendi. Çok gövdeli bir tasarıma ve füze fırlatma ekipmanına yakın ayrı bir kontrol odası bulunan 19 bölmeye sahiptiler. Severodvinsk tersanesinde Arktik'in buzlu sularını geçmek için tasarlanmışlardı. Bu nedenle bir buz kırma mekanizmasına, güçlü kıç yüzgecine ve geri çekilebilir bir sisteme sahiptiler. Bu savaş makineleri 12 knot yüzey hızında seyrediyordu ve su altında maksimum 25 knot hıza ulaşabiliyordu. Dimitri Donskoy veya T-2208, 1980'li yılların başında hizmete giren Tayfun sınıfının ilk denizaltısıydı. Bugün diğer beşi hizmet dışı bırakıldığı için tek denizaltı işlevsel durumda. Donskoy, en son deniz teknolojileri ve Rus füzeleri için bir laboratuvar ve test alanı haline geldi. Çeşitli savaşlarda bulunmuş, amaçları tamamen yok etmek üzerine kurulu, dünyada şu ana kadar geliştirilmiş en iyi 5 savaş uçağını sıraladım. Bu videodaki sıralama tamamen uçakların özelliklerine göre yapılmıştır. İyi seyirler. Pak EFA programı kapsamında Rusya'nın önde gelen havacılık şirketi olan Sukhoi tarafından üretildi. Sukhoi Tasarım Bürosu tarafından Rus Hava Kuvvetlerindeki Su-27 ve MiG-29'ların yerini alması için tasarlanan Su-57, Rusya'nın hava kuvvetleri yeteneklerini modernleştirme ve geliştirme yönünde devam eden çabalarının önemli bir bileşenidir. Su-57 Tüm hava, kara ve su yüzeyi hedeflerine karşı taarruz, konuşlanma üstlerinden önemli mesafelerde hava sahasını izleme, düşman karargahlarını, komuta merkezlerini ve kontrol sistemlerini çalışmaz hale getirmek için tasarlanmıştır. Su-57 havadan havaya kısa, orta ve uzun menzilli füzeler, akıllı 250, 500 ve 1500 kilogram mühimmatlar dahil olmak üzere çok çeşitli güdümlü ve güdümsüz silahları taşıyabilmektedir. Su-57, daha önceki benzer özellikteki modellerine kıyasla bir saldırı uçağı ve avcı uçağı işlevlerini bir araya getirirken, kompozit malzemelerin kullanımı radar ve kızılötesi izinde Su-35 gibi 4.-5. nesil savaş uçaklarına karşı düşük olmasını sağlamaktadır. Kompozit malzemelerin kullanımına rağmen gövdedeki metal bağlantı noktalarının ve motorların açıkta oluşu gibi bir takım tasarım kusurları uçağın düşük görünürlük özelliğinin sorgulanmasına yol açmıştır. KF-21 Boramae, Güney Kore tarafından geliştirilen, ülkenin hava savunma yeteneklerini artırmak amacıyla tasarlanmış 4,5. nesil çok amaçlı bir savaş uçağıdır. KF-21, 1,81 maç, yaklaşık 2200 km bölü saat maksimum hıza ulaşabilir ve yaklaşık 1450 kilometre muharebe yarı çapına sahiptir. Operasyonel tavanı yaklaşık 55.000 bin fit olarak belirtilmiştir. KF-21 Boramae ya, yaklaşık 16.9 metre uzunluğa, yaklaşık 11 metre kanat açıklığına ve yaklaşık 4.5 metre yüksekliğe sahiptir. Uçak tek pilotla görev yapmaktadır. KF-21, radar kesit alanını azaltan ve tespit edilmekten kaçınan gelişmiş aerodinamik yapısıyla gizlilik özelliklerine sahiptir. İkiz motor konfigürasyonu daha yüksek itme gücü ve güvenilirlik sağlar. Uçak, hava üstünlüğü ve hassas vuruşlar için Iris-T ve meteor füzeleri dahil olmak üzere çeşitli hava hava ve hava yer mühimmatları ile donatılmıştır. Rehberli bombalar ve füzelerin karışımını taşıyabilir, bu da muharebe görevlerindeki çok yönlülüğünü artırır. KF-21, Hedef tespiti ve takibini iyileştiren aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı gibi gelişmiş aviyonik sistemlerle entegre edilmiştir. Ayrıca modern elektronik harp sistemleri, kızılötesi arama ve takip (IRST) ve A merkezli savaş için veri bağlantı yeteneklerine sahiptir. KF-21, IRIS-T füzelerinin başarılı bir şekilde ateşlenmesi ve havadan Yakıt ikmali, kilometre taşlarına ulaşılması gibi çeşitli testlerden geçmiştir. Ayrıca, meteor füzesini de başarıyla test ederek görüş ötesi angajman yeteneklerini ortaya koymuştur. KF-21 Boramae, Güney Kore'nin yerli savaş uçağı geliştirme konusunda önemli bir adımı temsil etmekte olup, yabancı askeri teknolojilere bağımlılığı azaltmayı ve ulusal savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Listenin üçüncü sırasında Lockheed Martin F-22 Raptor bulunuyor. ABD'li silah ve uçak üreticisi Lockheed Martin tarafından tam 147 milyon dolar maliyetle üretilen F-22, rakiplerinden oldukça farklı teknolojilere sahip bir uçak. Bu süper makine ise sadece ABD ulusal güvenliği için Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından kullanılabiliyor. F-22 tamamen hava hakimiyeti için geliştirilmiş bir uçak. Savunma amaçlı üretilmiş bütün jetler olabildiğince hızlı ve güçlü olması için tasarlanıyor. Lockheed Martin'in bu canavarı ise tüm bu özelliklerinin yanı sıra neredeyse görünmezliğe yaklaşıyor. F-22'nin üretiminde kullanılan kompozit malzemeler onu radarlarda çok küçük bir iz olarak gösteriyor. Aynı zamanda kullandığı radar sistemi tarama yapan diğer radar sinyallerinin parametrelerini bozabiliyor. Dünyanın en pahalı ve en güçlü savaş uçağı Raptor, saatte 2410 kilometrelik hızla uçabiliyor. Bu da onu süpersonik hızlarda hareket edebilen bir savaş makinesi haline getiriyor. Yüksek süratine ve 3200 kilometrelik menzile gövdesine yerleştirilmiş çift motoru sayesinde ulaşabiliyor. Tek pilot için tasarlanmış bir kokpit dizaynı olmasına rağmen 19 metre uzunluğunda olan jetin 15 tonluk ağırlığı var. Bu vahşi kuşun seleflerinden en büyük farkı ise füzelerini dışarıdan görülemeyecek bir biçimde gövdesinin içinde saklıyor olması. Bu sayede tam 322 kilogram ağırlığında mühimmat taşıma kapasitesine erişiyor. Düşman hava sahasına sızıp öncü darbeler indirebilen F-22'nin çok yüksek bir manevra kabiliyeti var savaş uçağı bulunduğu görevlerde 6 adet AIM 1200C ve 2 adet AIM 9 güdümlü AA füze taşıyabilme kapasitesine sahip. Amerikan hükümeti sadece kendi kullandığı bu savaş jetlerinin yüksek maliyetlerinden dolayı program kapsamında toplam 66,7 milyar dolarlık bir harcama gerçekleştirdi. ABD ordusunun en güçlü silahlarından olmasına rağmen şimdiye kadar yalnızca 195 adet üretilmesinin nedeni bu yüksek üretim maliyetiydi. Öte yandan F-22'ler Amerikan donanmasında bulunan bazı füzeleri F-35'lere göre yeterince etkin kullanamıyorlar. Yine de sağladığı hava hakimiyeti o kadar üstün ki ordunun vazgeçilmezleri arasında yer alıyorlar. Gelelim ikinci sıraya, burada bizi gelecekte dünyanın yeni süper gücü olacak devlet karşılıyor. Chengdu J-20 Mighty Dragon Çin'in 5. nesil gizli savaş uçağı olup, Chengdu Aerospace Corporation tarafından Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri PLAAF için geliştirilmiştir. j ja, Tahmini maksimum hızı yaklaşık 2470 km bölü saat olan bir uçaktır tahmini menzili yaklaşık 2000 kilometre olup, muharebe yarıçapı yaklaşık 1100 kilometredir. Operasyonel tavanı ise yaklaşık 20 bin metre olarak belirtilmiştir. J-20, düşük radar kesit alanına sahip gizli bir tasarıma sahiptir ve canart kontrol yüzeyleri, harmanlanmış gövde ve V şeklinde kuyruk kanatları içermektedir. Uçak, gelişmiş kompozit malzemeler ve radar emici kaplamalar kullanarak gizlilik yeteneklerini artırır. Gelişmiş tespit ve takip yetenekleri için aktif elektronik taramalı dizi (AESA) radarı ile donatılmıştır. Ayrıca J20 360 derece durumsal farkındalık ve hedefleme için elektrooptik hedefleme sistemi (EOTS) ve dağıtılmış açıklıklı sistem (DAS) ile donatılmıştır. Uçak füzeler ve bombalar taşırken radar kesit alanını azaltmak için iki büyük dahili silah yuvasına sahiptir ve PL-20 ve PL-10 gibi çeşitli hava hava füzeleri ile hassas güdümlü hava yer mühimmatları taşıyabilir. Mevcut üretim modelleri, Rus yapımı AL-31F motorları ile güçlendirilmiştir, ancak gelecekteki versiyonların daha iyi itme gücü ve performans sağlayacak yerli VZ-15 motorlarını kullanması beklenmektedir. J-20 ilk uçuşunu Ocak 2011'de gerçekleştirdi ve 2016'da resmi olarak tanıtıldı. Mart 2017'de Pilaf ile hizmete girdi. Uçak, aviyonikler, radar sistemleri ve motor performansında iyileştirmeleri içeren çeşitli test aşamalarından ve yükseltmelerden geçti. Chengdu J-20 Mighty Dragon Çin'in askeri havacılık yeteneklerinde önemli bir ilerlemeyi temsil etmekte olup F-22 Raptor ve F-35 Lightning II gibi diğer 5. nesil savaş uçaklarıyla rekabet etmeyi amaçlamaktadır. Ve işte dünyanın en iyi savaş uçağı, Amerikan Lockheed Martin firmasının geliştirdiği ABD'nin 5. nesil savaş uçağı F-35 Lightning II. F-35 2006 yılında üretime girdiğinden bu yana savaş uçağı geliştirmedeki en son gelişmeleri bünyesinde barındırıyor. Sayısız gizlilik özelliklerine, sensör birleşimine, dünyanın en güçlü savaş motoruna, veri ağı yeteneklerine ve en gelişmiş radara sahip olduğu söyleniyor. Pilotlar için durumsal farkındalık sunan özel bir artırılmış gerçeklik kaskı da bulunuyor. 2017 yılında modelin ilk red flag tatbikatında F-35 savaş uçağı 20'ye 1 öldürme oranına ulaştı. Bu da kaybettiği her çatışma için 20 çatışma kazanabileceği anlamına geliyor. Uçak her yöndeki hedefleri takip edip saldırabilecek şekilde tasarlandı. Dolayısıyla F-35'in kuyruğuna geçmek bile füzelerin sizi vuramayacağı anlamına gelmiyor. Başlangıçta geliştirme sorunları yaşanmış ve F-22'ye ucuz bir alternatif olarak düşünülmesine rağmen F-35 kısa sürede dünyanın en pahalı silah sistemi haline geldi. F-35 Lightning II, bir kişilik bir mürettebatı olan çok amaçlı bir avcı ve savaş uçağıdır. Kanat açıklığı 10,7 metre, yatay kuyruk açıklığı 6,86 metre, Uzunluğu 15,7 metre ve yüksekliği 4,38 metredir. Boş ağırlığı 13290 kilogram olup maksimum uçuş ağırlığı 31800 kilogramdır. Kanat yüklemesi 446 kilogram metrekaredir. Uçağın itki gücü ise 195 kN'dur ve yakıt kapasitesi 8390 kilogramdır. F-35'in maksimum hızı 1, 975 km saat ve menzili 2200 km'dir. Uçabildiği maksimum yükseklik ise 15 km'dir. İtki ağırlık oranı 0,87 ve maksimum G değeri 9,0'dır. Uçak Pratt Whitney F-135 PB ve 100 turbofan motoru ile donatılmıştır. F-35 Lightning II, modern savaş uçağı teknolojisinin en üst düzey temsilcisidir. Çok yönlü operasyon kabiliyetleri, gelişmiş aviyonik sistemleri ve stealth teknolojisi ile dikkat çeker. Tanklar, modern savaş alanlarında stratejik üstünlük sağlayan güçlü araçlardır. Güçlü zırhı, yüksek ateş gücü ve üstün hareket kabiliyetleriyle tanklar, savunma ve saldırı operasyonlarında kritik rol oynar. Bugün dünyanın en gelişmiş tanklarını inceleyerek bu teknolojik harikaların nasıl geleceği şekillendirdiğini keşfedeceğiz. İyi seyirler. Listemizin 5. sırasında T-90 tankı bulunuyor. T-90, T-72'den geliştirilen 3. nesil Rus ana muharebe tankıdır ve dünyada en yaygın kullanılan tanklardan biridir. T-90 güdümlü füzeleri ateşleyebilen 125 mm 2 A46 M yivsiz ana silahla donatılmıştır. İkincil silahları arasında 12.7 mm Kort HMG ve 7.62 mm makineli tüfek bulunur. T-90'ın zırhı, çelik, kompozit ve patlayıcı reaktif zırh kombinasyonundan oluşur. Kontakt 5 ERA, RPG ve ATGM gibi tehditlere karşı ek koruma sağlar. Ayrıca, Stora 1 aktif koruma sistemi, lazer güdümlü füzeleri yanıltmak için kullanılan bir elektrooptik karşı önlem sistemidir. Tank, mürettebatının nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı koruyan sal koruma sistemi ile donatılmıştır. T-90, hareket kabiliyeti açısından oldukça başarılıdır. V-92, S-2F dizel motoru, 1130 beygir gücü üretir ve tankın karayolunda maksimum 60 kilometre bölü saat hıza ulaşmasını sağlar. Ayrıca 650 km'ye kadar menzil sunar. Torsiyon çubuğu süspansiyon sistemi sayesinde T90, arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sağlar. Tank, yaklaşık 2.8 metre hendek aşma ve 0.85 metre dik engel tırmanma kapasitesine sahiptir. Snorkel kullanarak 5 metre derinliğe kadar su geçişi yapabilir. Çeçen işgalinde, Suriye iç savaşında kendini kanıtlamış ve şu anda Rusya tarafından Ukrayna savaşında kullanılmaktadır. T90 dayanıklılığı, güçlü silahlanması ve gelişmiş teknolojik özellikleriyle dünya çapında birçok ordu tarafından tercih edilen bir ana muharebe tankıdır hem savunma hem de saldırı operasyonlarında yüksek performans göstermektedir. Gelişmiş zırh koruması, ateş gücü ve hareket kabiliyeti ile T-90, modern savaş alanlarında etkin bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Listemizin dördüncü sırasında Challenger ana muharebe tankı bulunuyor. 1998'de hizmete girdi ve çeşitli çatışmalarda kullanıldı. Körfez Savaşı Irak işgali ve Afganistan Savaşı sırasında görev aldı. Challenger 2'nin ana silahı olan 120 mm L30A1 yivli top, zırh delici sabot mermisi ve yüksek patlayıcılı ezme başlı mermileri ateşleyebilir. İkincil silahları arasında 7.62 mm L94A1 X34 koaksiyel makineli tüfek ve 12.7 mm L 30A1 komutan makineli tüfeği bulunmaktadır. Bu ek silahlar tankın hem zırhlı hedeflere karşı hem de piyade ve hava tehditlerine karşı etkin olmasını sağlar. Challenger 2 hareket kabiliyeti açısından oldukça etkilidir. 1200 beygir gücünde bir Perkins CV-12-6AV-12 dizel motoru ile çalışır. Bu motor tankın karayolunda maksimum 59 km bölü saat hıza ulaşmasını sağlar. Yaklaşık 450 kilometreye kadar menzil sunar ve torsiyon çubuğu süspansiyon sistemi sayesinde çeşitli arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti sağlar. Challenger 2, modern savaş koşullarında üstün performans gösterebilmesi için gelişmiş elektronik ve hedefleme sistemleri ile donatılmıştır. Tank, gelişmiş ateş kontrol sistemleri, Lazer mesafe ölçer, termal görüntüleme ve gece görüş sistemleri ile öne çıkmaktadır. Bu sistemler, tankın hem gündüz hem de gece operasyonlarında yüksek doğrulukla hedefleri vurmasını sağlar. Ayrıca kızılötesi karıştırıcı sistemler ve NBC koruma sistemi, mürettebatın güvenliğini ve operasyonel etkinliğini artırır. Challenger 2, dünya çapında en iyi zırh korumasına sahip tanklardan biri olarak kabul edilir tank, hem kinetik hem de kimyasal enerji mermilerine karşı mükemmel direnç sağlayan Çobham kompozit zırhı ile korunmaktadır. Çobham zırhı çok katmanlı seramik ve metal kompozitlerden oluşur ve bu yapı tankın modern antitank mühimmatlarına karşı yüksek direnç göstermesini sağlar. Ayrıca MBC koruma sistemi, mürettebatı nükleer, biyolojik ve kimyasal tehditlere karşı korur. Challenger 2, İngiliz ordusunun ana muharebe tankı olarak güçlü zırh koruması, gelişmiş ateş gücü ve modern elektronik sistemleri ile dünya çapında tanınan bir tanktır. Hem savunma hem de saldırı operasyonlarında yüksek performans göstermekte ve mürettebatına maksimum koruma sağlamaktadır. Geldik listemizin üçüncü sırasına. Burada bizi T-14 Armata karşılıyor. T-14 Armata, Rusya tarafından geliştirilen ve üretilen bir ana muharebe tankıdır. İlk kez 2015 yılında Moskova'da Zafer Günü Geçidinde kamuoyuna tanıtılmıştır. T-14 Armata, dünyanın en gelişmiş tanklarından biri olarak kabul edilmektedir. Uralva Gonzavod tarafından geliştirilen bu tank, 48 ton ağırlığında olup, 3 kişilik mürettebat kapasitesine sahiptir. Tank, 125 mm 2. A-82 1 metre ana top, 7.62 mm PKTM makineli tüfek ve 12.7 mm KORT makineli tüfek ile donatılmıştır. Dinamik ve aktif koruma sistemleri ile donatılmış modüler, zırh tasarımı bulunmaktadır. T-14, insansız bir taret ile donatılmış olup, mürettebatın tankın içindeki korumalı kapsülde bulunmasını sağlar. Bu özellik, taretin vurulması durumunda mürettebatın hayatta kalma şansını artırır. Ayrıca Afganit olarak bilinen aktif koruma sistemi, gelen mermileri ve füzeleri tespit edip imha ederek tankı korur. Tank, hedef tespiti ve nişan alma konusunda üstün yeteneklere sahip gelişmiş elektronik sistemlere sahiptir ve bu sistemler tankın hareket halindeyken bile yüksek doğrulukta ateş etmesine olanak tanır. Modüler zırh gerektiğinde sahada kolayca değiştirilebilir veya yükseltilebilir. T14 Armata, 1500 beygir gücünde bir dizel motorla çalışır ve karayolunda yaklaşık 80 kilometre saat hıza ulaşabilir. Yaklaşık 500 kilometre menzile sahiptir. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan T4 Armata, gelecekteki zırhlı birliklerin belkemiğini oluşturması planlanmaktadır tankın gelişmiş teknolojik özellikleri modern savaş alanında üstünlük sağlamayı amaçlamaktadır. T-4 Armata, Rusya'nın savunma sanayisindeki teknolojik ilerlemelerini ve modern savaş doktrinlerini yansıtan bir simge olarak görülmektedir. Ayrıca bu tankın ihracatı da planlanmakta olup, uluslararası savunma pazarında önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Listemizin son iki sırasına geldik. İkinci sırada bizi Merkava MK-4 Mail Ruach tankı karşılıyor. Merkava MK-4 Mail Ruach bu tank Merkava serisinin dördüncü neslini temsil eder ve birçok gelişmiş teknoloji ve koruma sistemi ile donatılmıştır. Mail Ruach terimi rüzgarın pelerini anlamına gelir ve tankın aktif koruma sistemine atıfta bulunur. Merkava MK-4 mürettebatın güvenliğini ön planda tutan birçok ileri teknoloji ile donatılmıştır. Tank yoğun ateş altında bile mürettebatın güvenliğini sağlamak için tasarlanmış, kalın bir zırha sahiptir. Merkava MK4 Mail Ruak, 1500 beygir gücünde bir dizel motorla çalışır. Karayolunda yaklaşık 64 km saat hıza ulaşabilir ve yaklaşık 500 km menzile sahiptir. Ayrıca tankın tasarımı, mürettebatın tankın arkasına doğru kaçabilmesine olanak tanıyan bir arka çıkış kapısına sahiptir. Trophy Aktif Koruma Sistemi, Mail Ruach olarak da bilinen bu sistem, tankı gelen roketler ve tank savar füzelerinden korur. Sistem yaklaşan tehditleri tespit eder ve bunları imha etmek için karşı önlemler kullanır. Merkava MK44 gelişmiş mühimmat kullanabilen güçlü bir ana topa sahiptir. Bu top çeşitli hedefleri etkili bir şekilde imha edebilir. Tank, hedef tespiti ve nişan alma konusunda, Yüksek doğruluğa sahip gelişmiş elektronik sistemlere sahiptir. Bu sistemler tankın hareket halindeyken bile etkin bir şekilde ateş edebilmesini sağlar. Tank özellikle şehir içi savaş ve savunma operasyonlarında yüksek etkinlik göstermektedir. Mürettebat güvenliği ve tankın dayanıklılığı Merkava mk 4ü modern savaş alanında değerli kılmaktadır. Merkava mk 4 mail Ruach Modern tank teknolojisinin bir örneği olarak hem savunma hem de saldırı operasyonlarında yüksek performans göstermektedir. Şimdi geldik dünyanın en iyi tankına. Karşınızda Leclerc ana muharebe tankı. Bu tankın üreticisi Giat Endüstrileri olup şu anda Nexter Systems ve Thales Group tarafından üretilmektedir. Yaklaşık 54 ton ağırlığında olan Leclerc tankı 3 kişilik bir mürettebatı barındırır. Komutan, sürücü ve nişancı ya da yükleyici. Tankın silahlandırması oldukça etkileyici. 120 mm CN 120-26 modeli düz tabanca topu, 7,62 mm mag makineli tüfeği ve 12,7 mm uzaktan kumandalı makineli tüfeği bulunmaktadır. Ayrıca kompozit zırhı isteğe bağlı reaktif zırhı ve uzaktan kumandalı silah sistemleri için koruma özellikleri mevcuttur. Leclerc tankı, yüksek hareket kabiliyeti ve güçlü ateş gücü sağlayan modern teknolojilere sahiptir. Örneğin, EBRC Turret adlı otomatik yükleyici ve ateş kontrol sistemi hızlı hedefleme ve atış yapma kabiliyetleri sunar. Ayrıca gelişmiş elektronik ve sensörler sayesinde hedef tespiti, tehdit algılama ve atış doğruluğu büyük ölçüde artırılmıştır. Motor ve hareket kabiliyeti konusunda da oldukça etkileyici. Leclerc tankı yaklaşık 1500 beygir gücünde bir dizel motorla çalışır ve karayolunda saateki hız yaklaşık 72 kilometre, yaklaşık 550 kilometre menzile sahip olması, operasyonel hareketlilik açısından büyük bir avantaj sağlar. Kısacası, Leclerc tankı hem teknolojik açıdan ileri seviyede hem de operasyonel açıdan çok etkili bir ana muharebe tankı olarak öne çıkıyor. Modern savaş alanlarında üstün performans sergileme yeteneğiyle Fransız ordusu ve diğer kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.